Hadi buyurun evet. Çorbayı yorumlayın. Benimki orta olmuş. Benimki çok iyi orta olmuş. Tuz. Ay çorbayı da böyle, ay çok hoş. Ay çok, ay siz ben böyle devam edelim ya gün sonunda. Efendim? Tabii ki Beryem'ciğim başla. Tuzu az. Evet. Ben kıtır ekmek beklemiştim. Böyle fırınlanmış böyle kıtır kıtır öyle yazıyordu. Öyle beklemiştim. Bir de biraz koyu geldi bana ama. Çorba kıvamı hafif, sizinki gibi de böyle, böyle sadece su olmaz. Biraz akışkan. Bu da biraz daha koyu gibi geldi bana. Bu fincanın içinde bitir. Kıvama da bakılmıyor. Hani, bakılma şimdi neyle bakayım hani benim tam koyu. Ya bunu zaten çok rahat ağzınızda böyle kayıyor çorba. Patlıcanları nerede közledin? İşte bak. Ocakta. Patlıcanları ocakta közledim. Bunu ben soracaktım. Ocakta evet. Ateşte ama şimdi közledim. Köz patlıcanlı olduğu için bu yani kıvam aslında görebildiğimiz kadarıyla en çok kötü iyi yani. En çok köz biber tadı aldım zaten. Köz biber mi? Evet. Patlıcan. Biber değil patlıcan mı? Patlıcan. Köz tadı nasıl patlıcan. Lezzeti çorbanın? Ekmeğin lezzeti? Tuzu yok. Ekmeği lezzetli evet. Ekmek elinize sağlık güzel olmuş ama dediğim gibi çıtır bir ekmek evet, beklerdim. Öyle yazmışsın. Çıtır yapamadım. Çorba evet. Lezzetli mi lezzetsiz mi? Tuzu dışında. Ha, tuzu dışında lezzetli. Peki. Evet. Özgür? Valla bugüne kadar içtiğim güzel bir çorba olmuş ama tuzu gerçekten eksik. Niye tuz koymadın be Ömer ya? Ve ekmeğiniz, biraz tuzla. Evet, evet, ekmeğinizi ben de beğendim. Sadece tuz sorununuz var. Güzel olmuş ekmek. Kıvamını evet. Göremiyorum. Evet. Bir de daha böyle güzel şaşalı bir sunum beklerdim açıkçası. Siz aşçısınız çünkü. Ya Özgür Bey bundan daha şaşalı ne yapabilirim? Ama hayır şaşayı görmüyor musun? Şaşayım ben. Ama şöyle, ben şaşayım bağırıyor. Bunun yanına lokum bir de böyle hani şöyle küçücük bir bardakta su olsaydı ben bunu kapatırdım böyle. Kahve, Türk kahvesi yutururdum yani her türlü yutururdum. Çünkü kahve beğendim çorbayı. Evet, çorbanın kıvamını görebildiğim kadar güzel. Bir tek tuzsuz ekmeğinizi de beğendim. Peki Sena? Şöyle ki ben Çerkez peyniri eşliğinde mi yazmıştım? Füme peynir. Füme peynir. Füme peyniri eşliğinde yazmışsınız ama hiç füme peynir tadı alamadım. Acaba unuttunuz mu? Füme peynir şu yüzden kullanıyoruz. Şimdi patlıcan mevsim dışında kullandığımız zaman lezzetini alamazsak biz onu füme peyniri de çünkü zaten füme olup is tadı içerdiği için biraz onunla bastırıyoruz. Ben aldım tadını. Ben alamadım tadını. Çok aşırı kullandığım zaman bu sefer peynir ön plana çıkar ve çok evet, ince bir çizgide kullanmam gerekiyordu. Evet zaten yorumlarken de bunu düşündüm. Hem köz patlıcan hem yanında füme peynir ikisi birbirini nasıl dengeleyecek bu endişem vardı. Ama hiç füme peynir tadı gelmedi bana. Güzel közlemişsiniz. Kıvamını beğendim sadece tuzsuz buldum. Teşekkürler. Elinize sağlık. Ekmeği? Ekmeğinizin tadı tuzu yerinde sadece kıtır olmasını beklerdim. Evet, evet Zehra. Merhaba, en iyi yarışmacılardan ben. Merhaba Zehra. Ömer Bey dün gerçekten sonuna kadar eleştirerek gittiniz beni ama ben yine adaletli olacağım. Tuzu da, kıvamı da, yoğunluğu da çok güzel. Ellerinize sağlık ama keşke bu yorumu yapmasam. Afiyet olsun. Ama istemeye istemeye beğendim. Zehra Hanım siz de dün gerçekten hani... Tamam ya, Ömer Bey bugün bir dakika ben biraz gireceğim. Girelim. Girmeyelim bence. Girmeyin durmuyorsunuz. Senin aleyhine olur. Sen hiç girme. Bak ne güzel bir şey söyledi. Sadece bir şey söyleyeceğim. Fincanda olması biraz sıkıştı. Çok, biraz kasete dayanamadı yani, çok Ömer Bey yine bir şey söyleyecek. Yani söylemeyin artık ya. Ya o bandumayı siz... Ay ne güzel yaptım ama bandumayı internette böyle ortasında tavuk ya. Var ne güzel bir bakma, şelale. Bakma banduma ban olmuş duması peki, yoktu. Peki sen veririm eline sağlık. Teşekkürler Sena Hanım. Ekmeğin de kıtır değil onun dışında güzel. Ellerinize sağlık güzel olmuş gerçekten. Bence fincanlarda vermesi bir yanlıştı. Küçüktü çok az bir şeydi. Çorbayı zaten az yaptığı için bence fincanlarda verdiğini düşünüyorum. Yapımı kıtır ekmek kıtır olmamıştı ama çorba güzeldi. Tuz problemi vardı tuzsuzdu yani. El yapımı kıtır ekmek kıtır değildi. Sunumu bir tık büyük kaseler. Vardır böyle çorba sunumunda kullanılan fincanlar vardır kulplu. Onlarda servis etmesini beklerdim. Kahve fincanlarını uygun bulmadım servise ama çorbasının lezzeti güzeldi. Sadece tuz sorunu vardı. Kıtır ekmeği de kendi yaptığı için gerçekten helal olsun. Çok da beğendim. Bugün eleştirmek için hazırlıklıydım ama ters köşe oldum. Yorumlar güzeldi. Gayet iyiydi yani beğendiler çünkü hiç beğenmeyecek kadar 3 gündür içtiğimiz hiçbir çorba bu kadar güzel değildi yani. Biraz tuzu eksikti ama yoğunluğu, tadı, kıvamı bence çok güzel bir çorba. Zehra Hanım'ı beğenmese de özellikle şaşırdım. Merve Hanım da beğendi ilk defa bir şeyi. Çok şaşırdım. Ama ekmek çok güzel ha. Ya ekmek eline sağlık. Ne güzel ekmek yapmışsın. Güzeldi. Gerçekten yaptı? Çok güzel bir. Kendi mi yaptı? Tabii. Aa onu konuşuyoruz. Meryem Hanım görüyor musunuz aşçı? O şef. Ben evde şef. Tamam aşçı, meslek aynı sayılır şef. Sonuçta. Siz ne diyorsunuz? Meryem Hanım aynı yerdesiniz. Siz de aşçısınız. Siz de yapabilirsiniz İki bence. İki kelime yerle. Yani ortak yemek yapma şeyiniz var yani. Bir şey yani. Anlatıyor Gürbüz efendim. Gerçekten çok güzel hamur açtı Zuhal Hanım. Hamur açması ekmeği diyor yaparken çok güzel yaptı. Lazanyayı görünce de şaşıracaksınız. Aa lazanya geliyor. Bir de lazanyayı da kendin değil mi? Hazır tabii, değil herhalde. Tabii.
Vay. Tabii bir sürprizim daha var, onu birazdan. Hadi ya. Salatada. İnşallah. Onu salatada açıklayacağım. Salatada da bakalım. Meryem Hanım, dün 3 puan verdiniz Zehra Hanım'a ve bana 5 puan verdiniz. Pardon, 4 puan vermiştiniz bana. Sana yani 4, sadece ve yetişmeyen bir menüye 3 puan vermek nasıl bir duygu merak ettim. Nasıl bir duygu? Dediğim gibi emeğine verdim. Hani o kadar ben uğraştık. Bende hiç mi emek yok? Ama emek vardı. Emek vardı, evet. Dediğim Zehra gibi. Zehra Hanım, siz karışmayın Allah aşkına. Siz hangi menüyü savunuyorsunuz da şimdi bu sizin puanla bir vermenizle birazdan başlayacağım Meryem Hanım. Biz birazdan konuşuruz o zaman. Girmeyin araya lütfen. Dediğim gibi yetiştirememiştim menüsünü. Zaten hiçbir yemeğini de yiyemedik. Madem öyle neden 3 puan veriyorsunuz? Yani 1 puanlık fark mı vardı bizim menümüz arasında? Aslında yoktu, evet. Yine mi pişman oldunuz fazla verdiğinize? Yok, hayır, pişman olmadım. Sadece emeğine verdim. Biraz hani... Yani benimki emeksiz bir yemekti, hayır, öyle mi? Hayır, öyle demiyorum tabii ki. Ne demek istiyorsunuz peki? Yani Meryem, gerçi söyledi dün. Yani pişman olduğunu, şimdi pişman değilim diyor ama yani 4 vermemeliydim. Daha yüksek olmalıydı puanı diyor ama... O zaman ben bunun altında bir art niyet ararım yani. Art niyet de yok aslında. O zaman bu puanlama nedir? Yani 1 puanlık bir farktan bahsediyoruz şu anda. 1 puan. Hanım, yetişmeyen bir puan menüyle, yetişmeyen menüyle aramda 1 puan fark var. Yetişen bir menü arasında ve 10 çeşit arasında. Olmamalıydı, doğru. Bu konuda haklısın. Zuhal Hanım, 0 veren oldu mu böyle birden başlatılan yarışmacılarda? 0 yok. Emeği sadece 1 verdi ya. 0 yasak. Diğerinin hiçbirini görmedi. 0 yasak. Ancak en düşük 1 kullanabiliyorlar. En Meryem, düşük kullanmışlar. Yani senden şunu bekliyoruz. Hayır, elbette ki 1 puan değildi aranızdaki fark. Evet, maalesef bir hata oldu. İşte şu kadar puanlıkta aslında menünüz. Belki de hani size 4 vermeseydim düne daha mı fazla verirdim gibi gibi, yani o kadar çok şey var ki söylenecek. Evet, yani evet. Senin sessiz kalman kabullendiğin anlamına yok, geliyor. Yok, aslında kabullenmiyorum gerçekten. Hani ona haksızlık yaptığımı söylüyorum. Kaç vermen gerekirdi mesela? Dün 6 vermem gerekirdi. Ha, tamam ya. Hani bir şey demiyorum. Dün de hani zaten... Ama şimdi ya gittiyse ya belki de bilmiyorum. Senem, ben Ömer'in, adaydı davranmışım size. Yani Ömer'in çorbası güzeldi ama şimdi ola ki Allah korusun kötü gitti diyelim, lezzetsiz yap diyeme, illa yetiştirmesi iyi oldu anlamına gelmiyor. Evet. Sena'nınsa ve senin vermediğin 2 puan yüzünden kaybederse bunun yani vebali var. Efendime söyleyeyim, hem vicdanen hem de maddi olarak büyük bir kayıp. 50.000 TL buraya gelmiş. Evet. Bilemiyoruz, herkesin kendine göre ihtiyacı var. Kimisi hastalığına, kimisi başka bir şeyine, kiminin herkesin bir ihtiyacı var yani sonuçta. Ne için kullanacağını bilmiyoruz. Yani bu nasıl rahat edebiliyorsunuz bu puanları? Hiçbir şey olmamış ki. Ya evet, değildi aslında. Ya onun için ben size defalarca menüyü tekrarlıyorum. Bak, pazartesi diyorum. Sonra şey olmasın, pişmanlık yaşamayın, yaşatmayın. Yani sizin veren için de kötü, alan için de kötü bu puanı. Kendi gününde Meryem Hanım gerçekten çok iyi konuştu. Biz çok şaşırdık. Evet, yani bugün de şaşırıyorum ben. Bir tek bugün konuştu. Sonra yok. Yani niye öyle? Detaylı konuşuyor, anlatıyor, yorumluyor. Şimdi bugün de ses diyecek bir şey mi yok? Hani benim menüme mi kıskandı acaba? Söyleyecek bir şeyin mi yok, yoksa söyleme gereği mi duymuyorsun? Söylüyorum aslında da hani dediğim gibi fazla söylemiyorum. Ben. Söyleyin ama. Çok söylemen gereken an yani. Hani şey yani benim gereken... menüm mü kıskanıldı, o günkü hayır, enerjim mi kıskanıldı? Hayır, rakip hani gördüm, ne, belki ne yani strateji ben, yaptın, düşük evet, tuttun. Evet, ben anlayamadım yani neye binaen verildi odur. Ne olduğunu söyle diyorum evet, ama. Meryem yani, Hanım, ben neden de bunu çıkarak istiyorum. Bas, o günkü düşüncen, hissiyatın neydi de 4 verdin? Dediğim gibi hani patates topları vardı. Mezeler patates vardı. Dediğim, peynir topları, peynir topları vardı. Pardon, peynir topları vardı. Mezeler vardı. Bu şekilde hani ana yemeğinde zaten... Ha pardon, siz daha işte, ilk girişte bile çorbayla başlarım. Ondan 4 evet, verdim. Ertesi gün dedi ki evet dedi, orada da yanlış gidiyor. Evet. Cümle kurdum demişti Zuhal Hanım. Evet. Gereğini söyledim, özürümü diledim ve her gün öne getirmesine anlam veremiyorum. Yani ben de kısaca bir cevap veriyorum yani. Meryem Hanım burada sessiz film çekmeye başlamış. Yani sessiz sinema geliyor aklıma. Ne dese anlamaya çalışıyorum. Yanında oturuyorum, sesini duymuyorum. Konuşuyor, diyor ki ben konuşuyorum. Nereye konuşuyor anlamış değiliz. Yani çok şaşırttı beni. Herhalde iç içine konuşuyor, biz duymuyoruz. Onun da karakteri, potansiyeli bu açıkçası. Ama çok komikti yani. Meryem Hanım'ın puanları ile ilgili hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Zaten kendisine soruyoruz masada da. Hiçbir şekilde bir geri dönüt alamıyoruz. Ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum.